Her sektör belli bir krizi aşmaya çalışıyor. Peki emlak sektörü ne durumda? Arkadaşlarımız emlak sektörüne mikrofonları uzattılar. Şanlıurfa'da konut fiyatları hakkında bilgi veren Emiroğlu Emlak ve Galeri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yaşarer şu açıklamaları yaptı. Burada konut durumları satışlarda bir sıkıntı yok. Satışlar iyi. Biz zaten Emiroğlu Emlak olarak her türlü kolaylığı sağlıyoruz müşterilerimize. Aynı zamanda son zamanlarda yaşanan olaylarda şu yüzden etkili olmadı fazla. Bankaların faizlerinin düşüş göstermesi vatandaşlara iyi yansıdı. Yani bu ev almak isteyen vatandaşlarımıza bayağı bir kolaylık sağladı bu. Burada zaten temelden bitmiş, hazır olan dairelerimiz var. Biz Emiroğlu Emlak olarak her türlü kolaylığı sağladığımız gibi alıcıların yanında hem bankada hem tapuda her türlü yardımı ve kolaylığı da sağlıyoruz. Ödemelerde kolaylık sağlıyoruz. Elimizden gelen bütün imkanları müşterilerimize kullanıyoruz. Burada temelden satışlarımız var. Bitmiş olan, hazır olan dairelerimiz var. Fiyatlar cazip. Fiyatlarda düşüş oldu tabii. Yani ne kadar bankalar faiz indirimini yapsa da konut kredisinde fiyatları biraz düşürdü. Bu yaşanan olaylardan dolayı emlak sektörünü ilk başlarda biraz etkiledi. Ama yaklaşık 1,5-2 aydır işler iyi çok şükür. Biliyorsunuz Urfa ilimiz tarıma dayalı bir il olduğu için bu aylarda işler açılır. İnsanlarımızın geneli tarımla ilgileniyor. Bu arada tarım demişken buna da değinmeden geçmek istemiyorum. Gözümüzde çok görünen tarım alanlarımız ne yazık ki gün geçtikçe daralmaya, küçülmeye ve yok olmaya yani betonlaşmaya doğru gidiyor bu tarım alanları. Ben bunu daha önce de konuşmamda ifade etmiştim. Yetkililerden ricamız bu tarım alanlarında betonlaşmanın önüne geçmeleri. Yani gereken tedbirin alınması gün gelecek. Belki biz görmeyeceğiz ama gelecek olan nesiller için tarım heba olacak, betonlaşacak. Biz bunun bir an önce önüne geçilmesini istiyoruz. Yani Urfa ilimizin etrafı tamamen dağlarla çevrili. Düşünüyorum da mesela 100-150 yıl, 200 yıl önce şehirleşmenin tamamı dağlık bölgelerde, derelerde, sarplarda, vadilerde yapılırken bugün niye şehirleşme tarım alanlarına doğru ilerliyor? Buna açıkçası bir şey veremiyorum, anlam veremiyorum yani. Bu kadar dağımız, kayamız, vadimiz, sarp dağlarımız varken, verimsiz alanlar varken niye şehirleşme oraya doğru kaymıyor da tarım alanlarına doğru kayıyor? Bu bir. İkincisi, bence Urfa'da bazı bölgelerde çok yanlışlar yapılıyor. Örnek veriyorum Eyübiye bölgesinde 2 kat imar ki Eyübiye bölgesi dağlık bir bölge. Karaköprü'de 8 kat, 10 kat, 20 kata ya kadar izin veriliyor. Ondan sonra Eyübiye, Toki, Eyübiye'deki mesela kurum binaları 5 kat, 6 kat ama vatandaş kendi aldığı arsayı yapmak istediğinde 2 kattan fazla izin alamıyor. Bu gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Vatandaşlar arasında da bu sefer sanki ayrımcılığa giriyor bu. Kimi vatandaşın evi 4 kat, diğerininki 2 kat. 4 katlı evde oturan bir vatandaş. Zaten inşaatlarımız bizimki hepsi bitişik nizam. Adam pencereden baktığında komşu evde ne yapıyor, ne ediyor görebiliyor onu. Komşu rahatsız oluyor. Bu hatta ve hatta yani ilerleyen zamanlarda korkarım ki daha büyük olaylara neden olabilir. Bizim Urfa aşiret yöresi, hepimiz aşiret çocuğuyuz. Bu konulara gerçekten yetkililerin el atması lazım. Burada bir kentsel dönüşüm mü? Bitişik nizamda herkes eşit bir şekilde 5 katsa eşit herkese 5 kat verilmesi lazım. 4 katsa herkese 4 kat verilmesi lazım.